Ben Mehtap Ünal. Şu anda Neuenstadt'tayız. 1986'dan beri burada yaşıyorum. Avrupa'da Türk olmak ne yarımsınız ne tümsünüz. Çocukken hep vatana hasretle hep büyüdük. Yani bir gidiyorsunuz bir yazın. Sonra oradan yola çıkmadan, Kapıkule'ye çıkmadan zaten bir özlem başlıyor içinizde, bir hasretlik başlıyor. Sonra memleketinizin, ülkenizin başına böyle bir şey geldiği zaman siz duramıyorsunuz yerinizde. Evinize, ocağınıza sığmıyorsunuz. Hemen gidemiyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece televizyonlardan izleyebiliyorsunuz. Bizler hepimiz yardımlarımızı yaptık. Ama çocuklarımız bize sordular. Anne biz de yardım etmek istiyoruz. Biz de bir şey yapmak istiyoruz. Çocuktan çocuğa giden hediye paketi. Yani en güzel bir şekilde bu çocuklarımızı bu işin içine böyle dahil edebiliriz diye düşündük. Adım Perihan Yılmaz, Mehtap Hanım'ın kız kardeşiyim. Neuenstadt'ta yaşıyorum. Depremin ilk günlerinden yani ablamla sürekli irtibattaydık, telefonla görüşüyorduk bütün gün. Ne yapalım, ne edelim ve nasıl başlatalım diye düşünürken yakın tanıdığımız Aydın Ayaz. Dedim Aydın abiyi arayalım. Beni aradılar. Depremin üçüncü günüydü yanılmasam Mehtap. Dedim tabii ki dedim. Çok güzel düşünmüşsünüz, harika düşünmüşsünüz ve o çocukların da sevgiye ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. Ben Oya Aydın. O akşam Mehtap Hanım herkesi aradı. Hepiniz gelin, elimizi taşın altına koymamız gerekiyor dedi. Ben adım Nülay Armut. Mehtap aradı beni. Dedi bu akşam gel, cuma günüydü, perşembe günüydü, gel toplantımız var. O akşam geldim. Mihrican ben. Aydın Bey bir ara bir mesaj attı. Kimin zamanı var? Sevgi yoluna ihtiyaç lazım. Paketlerde yardım lazım. Çocuk paketlerinde. Ben de geliyorum dedim. Projenin ismini o akşam koyduk biz. Bütün hanımlarla beraber. Dedik ki şunu düşündük, bunu düşündük. Sonra dedik ki sevgi yolu olsun. Burada Almanya'da etkilenen çocuklar var depremden, televizyondan duyuyorlar, akrabalarından duyuyorlar. Onlar da yardım etmeye başlayınca onların da psikolojisi düzeldi. Çocuklar geliyorlardı, büyük bir sevinçle bize getiriyorlardı. Üzerlerini süslemişler, içlerine mektup yazmışlar. Yani böyle akın akın geldiler diyebilirim size. Almanya'nın bir ucundan paketlerle, postalarla. Yani öyle bir destek vardı ki yollarımız böyle açıldı her taraftan yani. İşte komple çocukların hazırladığı paketleri yaklaşık 31 paletti. Bunun 3-4 paleti de orada çadır oyun alanı kuralım diye düşündük. Onun da alışverişini yaparaktan buradan gittik. Oraya gidince YTB nasıl diyeyim size öyle güzel bizi yönlendirdiler ki sanki akrabamız şimdi akraba kelimesi içinde neden var onu da anlıyorum. Sanki bir akraba gibi sahip çıktılar. Allah razı olsun. Gerçekten mükemmel çalışıyorlar. Mükemmel bir koordinasyon. Bugüne kadar öyle bir şeyimiz yoktu bizim. Ama şimdi bir noktamız var. Şimdi sahipsiz değiliz. Biliyoruz yani hani YTB gibi bir başkanlığımız var. Yurt dışı Türkler için. Aynısı Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı için de geçerli. İyi ki böyle bir bakanlık var yani. Bizler için çok değerli. Konteyner kente giriyorsunuz. Diyorlar ne var? Hani bunun içinde ne var? Bakıyorlar, ay ne kadar güzel, çocuk ne güzel boyamış. İşte, ay biz de verebilir miyiz? Jandarmalarla, polislerle. Onlar da birlikte bizimle dağıttılar. Hani eşlik ettiler bize. Çıkarken ablanın birisi koşarak elinde mektubu aldı. Bekleyin, bekleyin, bekleyin diyerek hemen geldi yanımıza. Bakar mısın dedi. Ben dedi hiç görmedim dedi çocukların paketin içinde ne var bilmiyorum dedi. Sadece bu mektubu açtım, okudum. Dedi ve dedi çok duygulandım burada yazandan hani yani ta Almanyalardan dedi çoluğunuzu çocuğunuzu bırakmışsınız hani çocuklar bunu bizim çocuklarımız için hazırlamış yani o kadar duygulandı ki biz de duygulandık çok duygusal anlar yaşadık. Sevgi fedakarlık ister derler ya vatan sevgisi öyle bir şey ki insan yani o an evladını bile unutabiliyor bu gerçek yani. Yani onu bile kenara koyuyorsun. En insanın en kıymetlisi nedir? Evladıdır. Ama vatan olunca, işin içinde ülkeniz olunca o zaman onu bile diyorsun ki sen şimdi ikinci plandasın. Sevgi yoluna selamlar. Geçmiş olsun.
Dualarımız sizinle. Acınızı birlikte yaşıyoruz. Almanya'dan çok selam var. Sana çok teşekkür ederim. 10 yaşındayım ve Almanya'da yaşıyorum. Abi, İnşallah evlerinizde çabuk kavuşursunuz. Kalbim sizinle demiş. Allah'a emanetsiniz. Seni seviyorum ve çok öpüyoruz. Almanya'dan selamlar. Gerçekten yani şu an anlatamam yani. Tüylerim diken diken oldu. Çok şükür etmediniz ya. Çok geçmiş yani olsun. Ben 9. kattan zorla çocuklarımı çıkarttım gerçekten. Allah'ın bir mucizesiyle eşime Kur'an-ı Kerim'i oku dedim. Eşim eli titreyerek o Kur'an-ı Kerim'i okudu ve kapımız açıldı ve buradayız biliyor musun? Ve bunlar hediyeleri bile şu an görmedim ben. Önemli olan yani bizi unutmamışlar. Bir sakız bile olsa çok güzel bir şey yani.